Raziye ile Yemek ve Bahçe YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bahçemizden semizotu topluyoruz ve semizotu turşusu yapıyoruz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olun, yorum yapın ve like'a basmayı unutmayın. Semizotlarımız var arkadaşlar bu şekilde bahçede. Görüyorsunuz çok taze ve onları makasla kesiyoruz. Kökten çıkartmamaya özen gösteriyorum ki yine aynı şekilde sulayınca çıksın diye bu şekilde makasla kesiyorum. Daha önce de zaten bu şekilde kesmiştik. Suladıkça yine büyüyor. Bu şekilde annemin bahçesinden taze taze semizotlar. Tömeken diyorlar bazı yerde, bazı yerde tokmakan gibi, pirpirim gibi isimleri de var. Ama genel olarak Türkiye'de semizotu deniyor. Bakınız leğenime de topluyorum. Semizotlarımızı bol suda 4-5 defa yıkıyoruz. Gördüğünüz gibi suyu bayağı bir çamurlu. Suyu tamamen berrak oluncaya kadar yıkıyoruz ve süzülmesi için bırakıyoruz. Malzemelerimiz: yıkamış olduğumuz semizotları, yarım limon, bir diş sarımsak, turşu tuzu, elma sirkesi yarım çay bardağı kadar ve içme suyuna ihtiyacımız var. Bir tane de yarım litrelik kavanoza. Semizotlarını kavanozun dibine yarısına gelinceye kadar dolduruyoruz. Tabii siz bunu nasıl isterseniz öyle de doldurabilirsiniz. Ben görseli birazcık güzel olsun diye. Ortaya sarımsakları koydum ki her yere eşit miktarda dağılabilsin diye. Ve kenarlara da limon dilimleri sıkıştırdım. 3-4 tane. İncece kesmiş oldum dilimleri. Hem daha şık olsun hem de limon birazcık daha ekşilik versin diye bu işlemi uyguladım arkadaşlar. Ve semizotlarını ortasına yine koymaya çalışıyorum. Hafif elimle düzelterek koyunca daha bir güzel oluyor. Her tarafına limonları sıraladım. Şurada bir kenarda kalmış. Ona da şimdi limonu koyacağım. Ve bu şekilde daha da lezzetli ve daha da güzel gözükecek arkadaşlar. Yaklaşık 2 demete yakın semizotu koydum arkadaşlar. Aşırı da çok basmayalım. Aşırı da çok basmayalım arkadaşlar. Üzerine yarım yemek kaşığı tuz, salamura tuzu, yarım çay bardağı elma sirkesi ve içme suyu ilave ediyoruz. İçme suyunu birazcık dökün, bekleyin. Çünkü aradaki boşluklardan yine içeriye doğru girecektir. Yavaş yavaş bir bıçak yardımıyla dolur. Havasını alarak bekletin. Bir anda suyu döküp kapatmayın arkadaşlar. Çünkü sonradan yavaş yavaş inecek su aşağıya doğru. Ve tekrar üzerine suyunu ilave ettim. Ve şimdi kapağını sıkıca kapatıyorum. Kapağını da ilk defa kullanılmış bir kapak kullanıyorum arkadaşlar. Zaten havalar da sıcak olduğu için o kendisini hemen vakumlayacaktır. Ve bu şekilde arkadaşlar turşumuz 4-5 güne veya bir haftaya hazır. Afiyet olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni buraya kadar izlediyseniz yorum yapmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.